uzun bir süre demeyeceğim. İki hafta var. Hı. Ama biraz geç başladık. Yalnız şöyle bir hava var. Gülten Kışanak'ın adaylığı açıklandığı andan itibaren biraz önce Öztürk Hocam'ın da dediği gibi partinin iyi aşan bir heyecan yarattı. Hı. Özellikle kadın hareketinden, feminist hareketten kadınlar. Çünkü biz Gülten Kışanak'la 8 Mart'larda 25 Kasım'larda birlikteydik ve birlikte olduğumuz eylemler ona davalarda soruldu. Biz de onun bir parçası hissediyoruz. O anlamda çok heyecan yarattı adaylığı ve hemen böyle biz de ne yapabiliriz bu kampanya için diye hemen buluştuk. Hemen büyük bir şey oluştu, koordinasyon ekibimiz oluştu. İlk yapacağımız hemen her gün üç kere falan Gülten Kışanak'la görüşmeler oluyor avukatlar kanalıyla. Her belgemizi onunla istişare halinde her fotoğrafı onunla kullandığımız her fotoğrafı onunla istişare halinde yapıyoruz. Özellikle kendisinin mesajı şu ki kadınların seçimi diyor kadınların mücadelesi sandığa sığmaz seçimlere sığmaz. Ama bu dönem bizim için kendi düşündüklerimizi kadınların eşit özgür yaşaması için yerel yönetimlerin önemi meselesini bütün sokaklarda hani bir fiil kendi sesiyle de çünkü eski ses kayıtlarıyla da biz ses araçlarıyla Ankara sokaklarında dolaşıyoruz. Onun dışında her birimiz Gülten Kışanak nezdinde adaymış gibi bu çalışmayı yapıyoruz. Aynı zamanda bir imza kampanyası yapıldı. Bugün onun sonuçları da paylaşıldı. Yani birçok kişi Gülten Kışanak feministler açıklama yaptılar. Gülten Kışanak bizim de adayımız diye nerede olursa olsun o bizim de adayımız diye bu anlamda biz heyecanlıyız üstelik Ankara'da bir de kadın çalışma büromuzu açtık seçim büromuzu açtık halaylarla ve oradan da Gülten Kışanak'ın sesini herkese ulaştırmaya çalıştık bir de şunu söylemek istiyorum ben özellikle söylemek niyetindeyim şundan Gülten Kışanak diyor ki Ankara ile Diyarbakır'ı buluşturabiliriz bu köprüyü kurabiliriz bu seçim faaliyeti aynı zamanda böyle bir köprünün kurulmasına hizmet etsin diyor. Tekrar savaşa karşı barış köprüleri kurabiliriz diyor. Bir genel şeyi bu, genel perspektifi. Özelinde ise yerel yönetimlerin kadınlar için önemini zaten Diyarbakır'daki deneyiminden biliyoruz. Biliyorsunuz Diyarbakır'da Gülten Kışanak'ın kadınlar için sadece şiddet merkezleri değil, şiddeti önleme merkezleri değil kadınlara yönelik. Aynı zamanda kadınların kadın ekonomisi dediği, ekonomiyle, kadın pazarlarıyla, kadın kooperatifleriyle ve bu da yetmez. Kadınların kültürel olarak kendini var edebileceği alanları bir fiil hemen hemen bütün il merkezinde, kent merkezlerinde yayan bir perspektifteydi. Kayın politikası biliyorsunuz ilk onlara saldırdı, ilk kadınlık kurumlarına, belediyeye ait kadın kurumlarına, kadın kooperatiflerine, kadın bostanlarına, kadın bostanlarını da yok etti. Şimdi Gülten Kışanak diyor ki Ankara'da o kadar zor değil, yerel yönetimde bu yapılabilir. Bizim politikamız diyor sadece yerel yönetimde seçilip seçilmeme değil, bunun bir fiil herkesin zihnine fikrine böyle bir yerel yönetim Daha mümkün. Daha uzun vadeli bir plan düşünülüyor anladığım kadarıyla. Diyebiliyor. Evet. Peki Özgür Türk bu.